Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynuyoruz ve ben bugün BMW M5'i denemek istiyorum. Bir test sürüşüne çıkmak istiyorum. O kadar para verdik, kenarda yatıyor garajda. O yüzden bugün bir test sürüşüne karar verdim arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Aracımızı seçip nakliye borsasına geçelim. Şöyle güzel bir iş seçelim. Burası yine her zamanki gibi kasıyor. Ne yazık ki bu son güncellemelerden ve bu DLC'leri indirdikten sonra burası inanılmaz derecede kasmaya başladı. Önceden böyle bir problemimiz yoktu. Gayet rahattı. Mesela neresi varmış? Sakarya Winterthur. İsviçre. 2439 kilometre. Of of of, çok uzak. 2439 kilometre çok uzak. Şuradan ben güzel bir iş bulayım arkadaşlar. Ondan sonra yola çıkalım. Arkadaşlar aslında uzun bir yol gitmeyecektim. Son anda vazgeçtim. Düşündüm, tırla gitmeyeceğiz. BMW M5'le gideceğiz. Yani basar gideriz. Arabamız hızlı. Yine 1946 kilometrelik bir yolu seçtim. Sakarya'dan nereye gidiyorduk ya? Zannedersem Roma'ya gidiyorduk. İtalya'ya gideceğiz. Sakarya'dan İtalya'ya dondurulmuş börek götüreceğiz. Teklifimizi verdik. Bekliyoruz. Bir dakika sonra yola çıkacağız. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Bu kazanılan paralarla alakalı ufak bir eleştiri yapacağım. 1946 kilometrelik yol, verdiği para 9800. Çok az değil mi? Yani en kötü tırı, en başlangıçtaki ilk sıradaki tırı 200 küsür bine alıyoruz. Yani geçen gün bir tır aldık, 238 bindi zannedersem. Aynen öyle, 238 bindi. Yani bir seferden kazandığımız para 9000. En kötü tırı alabilmek için bile tonlarca sefer yapmamız gerekiyor. Yani 1900 kilometrelik yolda bence en azından bir 15 bin versin ya. 9 bin çok az. Gerçekten kazanılan paralar baya bir düşük. 30 saniyemiz kaldı bu arada. Birazdan yola çıkmak için hazır olacağız. Arabamı da seçtim. BMW M5'te dondurulmuş börekleri şeye götüreceğiz. İtalya'ya götüreceğiz. Arka koltuğa atarız artık. Bagaj da boş. Bagaja da sallarız. Ne kadar alıyorsa. Evet, geri sayım bitti. Artık yola çıkmak için hazırız. Başla diyelim. Şöyle hava durumunu falan bir ayarlayacağız tabii ki burada. Aracımız seçili. BMW M5. Evet. Şimdi sabah saatleri olsun. Hava durumu da açık hava olsun. Güzel bir yolculuk olsun istiyorum. O yüzden olumsuz bir hava durumu istemiyorum. Hemen oyna diyorum. Oyunumuza geçelim. Oyunumuz yüklendi. BMW M5 ile Sakarya'dayız. Hemen ileride Dorse'miz diyemeyeceğim. İleride bizim bir başlangıç noktamız var. Oraya gideceğiz. Bu arada yine tuşlarımda bir problem var. Şöyle bir gir çık yapacağım oyuna. Bakalım düzelmiş mi? Yo. Hala hareket etmiyor araç. Şunu ben bir halledeyim ya. Bu araba neden hareket etmiyor? Tamamdır. Düzelttik. Şu anda tuşlarım çalışıyor. İşçiler falan burada. Oo, kalkış falan. Ses fena ama kontrol biraz sıkıntı, öyle hemen dönmüyor araç, onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada iki kişi bizi bekliyor. Arkadaşlar siz neden bekliyorsunuz? Bakalım nasıl bir şey olacak. Arabayla girince böyle oluyormuş. Tırla girince dorsemizi alıp gidiyoruz. Evet. Tamam. Yüklediler arkadaşlar. O iki arkadaş dondurulmuş börekleri M5'imize yükledi. Artık biz de yola çıkmak için hazırız. Hadi bakalım. Şöyle geri yapıyoruz. Geldiğimiz taraftan da çıkacağız. Bunlar arabaya binmişler bu arada. Bu ikisi arabaya binmişler. Biz bunları aldık. Roma'ya doğru götürüyoruz. Biz börek götürmeyecek miydik kardeşim? Bu yolcular nereden çıktı? Bunlar da Roma'ya bedava yolculuk mu yapıyorlar? Neyse, hadi bakalım. Hazır gidiyoruz zaten. Onlar da bizle beraber gelsinler. Ne olacak? Bakalım BMW M5 nasıl bir performans sergileyecek? Kaç kilometre hız yapıyor? Gerçekten merak ediyorum. Hazır Işık yeşildeyken. Kardeşim bize yeşildi ya, hani sen ne yapıyorsun? Bu trafik lambalarında zannedersem bir problem var. Bize yeşil yanmıyor muydu? Vallahi yeşildi. Bu bastı geçti. Yo, bunlar bekliyor. Bu arkadaş kırmızı ışıkta geçmiş. Az daha kazaya sebebiyet veriyordu arkadaşlar. Neyse ki son anda kurtardık. Buralarda dikkat etmem lazım. Aracın kontrolü birazcık sıkıntı. Tır gibi değil. Şimdi tır bu kadar hızlı olmadığı için yani idare etmek kolay oluyor ama bu araç anında hızlanıyor. Gördüğünüz gibi şu an 125 km hıza geldik. Ayağımı hiç gazdan çekmeden bir gideceğim, bakalım ne kadar gidiyor. Hay maşallah, 200.
200 çarpma 200 küsürde en son, ama burada bir kaza oldu. Bu direksiyon hassasiyetini birazcık ayarlamam gerekiyor zannedersem arkadaşlar. Çünkü hassas değil. Ben bastığım zaman şöyle hafif hafif dönüyor. O yüzden de problem. Dar bir yola geldik. Burada ben bunları sollayabilir miyim? Neyse, ileriden sola dönecekmişiz zaten. Şuradan bir dönelim. Yine vurdum ya. Biraz sıkıntı. Vura vura gideceğiz herhalde. Tırda kafayı yedi yapay zeka. Dur kardeşim, ben şu aradan bir geçeyim. Bu yollar biraz dar ya. Buralar sıkıntı. Ama 1900 küsürdü değil mi? 1700'lere kadar gelmişiz. Evet. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Tır bizi kaldırdı, attı bu arada. Nasıl oldu anlamadım. Bayağı bir geriye geldik. Bu arada kazalara devam ediyorum. Bu direksiyon hassasiyetini gerçekten ayarlamam gerekiyor. Özellikle araba sürerken biraz sıkıntı. Tırda sıkıntı yaşamıyoruz ama arabada problem. Biraz daha dikkat edeceğim. Biraz daha dikkat edeceğim. Yeteri kadar kaza yaptık. Şu an tren geçidinde bekleyelim. Sonrasında yardırıp gideceğiz. Aslında şöyle bir otobana çıkabilsek güzel olacak da, dar yollar bu araba için pek uygun değil. Yani elim de durmuyor, sürekli gazlıyorum. Hızlandıkça sıkıntı oluyor bizim için. Şöyle şurada bir ekran görüntüsü mü alsak ya? Birazdan kokpite de geçeceğiz zaten. Sürekli böyle bir sürüş yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü çekelim şurada. Hazır kalabalık. Tamam. Şimdi yolumuza koyulabiliriz tekrardan. Bayağı bir tır var yolda. Kalabalık. Otobana çıkmamız lazım bizim. Şu köy yollarından bir kurtulalım. Direksiyon hassasiyetini bir kontrol ediyorum. Yok ya, gerçekten bunu ayarlamam lazım. Bayağı bir sıkıntı çünkü ben dibine kadar tuşlara bassam da biraz zor dönüyor. Şu tır bir gitsin. Ondan sonra biz yola çıkalım. O da dönüyormuş zaten. Amma tır geldi abi bugün. Tam Truck Simulator Ultimate. Yani tırla yola çıksam bu kadar tırla karşılaşmazdım. Otobüs de geliyor. Baya manzara güzel yani. Köprü altından geçeceğiz zannedersem. Buradan sonra bir ana yola, otobana çıkacağız gibi geliyor bana. Yakıtımız ne alemde? Yakıt henüz var. Sıkıntı yok. Tamam. Şurada bir gazlayalım bakalım. Ama yollar da çok kalabalık ya. Gerçekten şu an yine 200 kilometreye ulaştık. Bilgisayar burada bir kastı. Niye böyle oldu? Anlamadım. Böyle daha düz yollar lazım da. Şu direksiyon hassasiyetini bir ayarlayamadım yani. Kendimce ayarlayamadım. Bir türlü düzgün kontrol edemiyorum şu anda. Araç çok hızlı olunca işte böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Evet, burası biraz düz gibi. Yardırıp gidelim bakalım. 200'ü geçtik. 240, 250, 260. Of of of. Allah'ım ya Rabbim. Buna nasıl vurdum ya? Geçer dedim, yanından geçmedi. Valla biraz böyle çarpa çarpa gideceğiz arkadaşlar. Yani direksiyonu kontrol etmek gerçekten zor. Hassasiyeti ayarlamadığım sürece bu sıkıntı olacak. Bir sonraki videolarda onu hallederim. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Birazcık böyle kaza yapa yapa gideceğiz. 260'ı falan gördük. Bu arada gişelere geldik. Burada yavaşlayalım. Ah, bir de kontrol edebilsek. 100 lira verdik. Baya fazla ya. Normalde 20-30 falan vermiyor muyduk biz buraya? 100 lira verdik. Baya fazla. Evet. Yol birazcık iyi gibi. Yine bastık gidiyoruz. 200 küsür. Yok, yavaşlayacağım ya. Yoksa vuracağım yani. Yavaşlamazsam vuracağım yine. Ama BMW M5 süper. Bir de şöyle içeriye geçelim. Işıklarımızı da açalım arkadaşlar. Şöyle kadranımız renkli bir görüntüye kavuşsun. İçeriden de daha bir güzel ya. Tam bir aksiyon kamerası gibi böyle. Süper. Böyle daha iyi. Aslında ben içeriden daha iyi kontrol ediyorum ya. Vallahi içeriden daha iyi kontrol ediyorum. Dışarıda sıkıntı arkadaşlar. Dışarıdan sürmeyin. Vallahi direksiyona geçin. Bu şekilde kullanın, daha rahat oluyor. Dışarıdayken kontrollerde çok sıkıntı çektim. Aşırı derecede kaza yaptım ama direksiyona geçtiğim an İşler rahatladı. Tam bir şoförüm ya. İşte burada olmam gerekiyor. Dışarıdan olunca olmuyor.
Burada tır, otobüs iç içe geçtiler. Bu arada 500 kilometre gibi bir yol gelmişiz. Bayağı da kısa sürdü açıkçası. Araba hızlı olunca yardırıp gidiyoruz. Şu an kaç kilometredeyiz? 200. Bakalım şöyle kontrollere. Vallahi içeriden daha rahat arkadaşlar. Yine kaza yapabiliriz yani. Yapmayız demiyorum. Ama içeriden daha rahat. Siz de fark etmişsinizdir. Dışarıdayken sürekli kaza yapıyordum. İçeride daha rahat bir sürüş izliyoruz. Şu anda hala 200 ile giderken yani kaza falan yok. Gayet güzel. Tıra da vurmadık. Tekrardan yolumuza girdik. Yok ya, gerçekten dışarıdan sürülmüyor. Dışarısı sadece görüntü. Arabayı görmek istiyorsanız dışarıya geçin. Bu arada yollar çok kalabalık ve böyle ara ara kasma geliyor. Yani bir FPS durup giriyor yani bilgisayara. Bu kadar olmuyordu. Yani ara ara yaşıyorduk bunları da. Bu kadar fazla olmuyordu, bilmiyorum. Zannedersem yine DLC'lerle alakalı bir problem ya. Böyle olmaması lazım. Yani mobil oyunu bilgisayardan oynuyorum. Performansımın daha yüksek olması lazım ama işte emülatörler buna müsaade etmiyor. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Biz neredeyiz şu an? Evet arkadaşlar, Kapıkule gümrük kapısına geldik. Şöyle dışarıya da alayım, sizlere göstereyim. Şu an sınırdan geçiyoruz. Kapıkule gümrük kapısı. Hatta şurada bir ekran görüntüsü alabiliriz. Şöyle arabamızı şuraya çekelim. Şöyle bir ekran görüntüsü tam kalabalığın ortasında. Evet. Sağdan devam edeceğiz. Kameramı da düzelteyim. Yine dışarıya aldık da şuralardan kurtulunca uzun yolda ben içeriye çekelim tekrardan. Yine ne kadar para vereceğiz biz burada? He tamam, daha vermeyeceğiz. Sınırdan geçtik gittik. Polisler falan kontrol noktası. Yani gümrükteyiz. Bu kadarcık olacak. Vallahi buralar da güzel ha. Ben bir ekran görüntüsü daha alacağım şu polislerin yanında. Dur bakalım. Şöyle tam polislerin önünde şu şekilde bir ekran görüntüsü alalım. Gayet güzel oldu. Artık yolumuza koyulabiliriz. He nereye gidiyorsun diyor. Talas, Roma. Bu da güzelmiş. Bak gümrükte soruyorlar nereye gidiyorsun diye. Roma'ya gidiyoruz. Doğru. Şimdi hangi yükü taşıyorsun? Badem, dondurulmuş börek. Bizi sınıyorlar yani burada yükün ne diye. Biliyoruz tabii ki dondurulmuş börek. Doğru. Evet. Bariyer kalktı. Gidiyoruz. Bu arada bunu tırlarla da yapalım arkadaşlar. Tırla daha zevkli olur. Şu an biz sadece hız testi gibi bir şey yapıyoruz yani BMW M5 ile. Bu gümrükten tırla da geçelim. Yükümüzü alalım. Ne alalım? Mesela şey, beyaz eşya. Gelelim burada yükümüzü sorsun falan bize. Daha güzel, daha eğlenceli olur. Evet, gümrükten de çıkıyoruz artık. Şehir dışına geldik. Şehir dışına diyorum daha doğrusu. Ülke dışına geldik. Buradan Roma'ya doğru gideceğiz. 1247 kilometre yolumuz var hala. Bayağı bir geldik ama henüz yarısı bile değil. Şöyle yardırıp gideceğiz. Ben içeriye tekrardan geçeceğim. Çünkü kontroller sıkıntı. Şu sileceklerimi de bir çalıştırayım. Heh, tamam, suyumuzu da sıktık. Bu su tırlarda içeriden... Ha dur, o otobüsteydi, pardon. Oyunları karıştırdım arkadaşlar. İçeriden gözükmüyordu ya şeyde, otobüste. O yüzden bir kafa karışıklığı oldu. Şu dar yollardan bir kurtulalım. Tekrardan düz bir yola çıkınca bir hız testi yapacağım. Bir düz yol buldum yine. Bakalım, yardırdım, gidiyorum. 266 kilometre, 278. Şuradan geçebilir miyim? Yok. O kadar da değilmiş. 270 kilometre hızla giderken o makası nasıl atacaksın Meto? Olmaz yani bu işler. Neyse, devam edelim bakalım. Hala önümüzde uzun bir yol var. İstediğimiz kadar hız testi yapabiliriz. Yok, olmadı. Oo, bu arada bayağı takla atıyorduk yani. Bayağı takla atıyorduk. Hasar, acaba şuradaki hasar fullenince ne oluyor ya? Şu an hasar yarıda. Bayağı bir kaza yaptık. Bu arada arkadaşlar, şimdi kaza yapıyorum diye bana belki kızanlar olabilir. Bayağı bir dikkatsiz sürüyorum, onu söyleyeyim. Hızı göstermek adına elimi gazdan hiç çekmiyorum. O yüzden kaza oluyor. İstesem yapmam. Yani yavaşlarım bunların yanından geçerken. Kaza yapmam. Ama bu biraz bilinçli yani.
Elimi gazdan neredeyse hiç çekmiyorum. O yüzden de bu tip durumlar oluyor. Şimdiden söyleyeyim. Belki sürekli kaza yaptığım için sinirlenen arkadaşlar olabilir. Onlara ben şimdiden savunmamı yapmış olayım. Yine bir gümrükten geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle dışarıya alalım. Düz yola çıkınca tekrardan yardırıp gideceğiz tabii ki. Biz buradan geçemiyoruz. Sağdan geçeceğiz. Tır. Aman. Dur kardeşim dur. Ne bu acele ya? Allah'ım ya Rabbim korna çalıyor bilmem ne. Ne yapalım yani? Burada inip kavga mı edelim şimdi seninle? Dur sakin ol biraz. Bu kadar gerginliğe gerek yok. Yine bir gümrükten geçeceğiz. Burada mıydı? Burada soracaklar zannedersem yine bize. Nereye gidiyorsun? Tabii ki Roma. Ne taşıyorsun? Sor bakalım. Tabii ki dondurulmuş börek. Şıkların yeri değişmiş bu sefer. Ezbere basmayalım diye. Şimdi buradan tekrardan yola koyulacağız. Ama şehir dışı yolculuklarda bayağı yol kalabalık oluyormuş ya. Biz şuradan geçebiliyor muyuz? Bunları beklemenin bir mantığı yok. Aynen vallahi geçebiliyoruz. Otobüs yavaş yavaş gidecek de biz onu bekleyeceğiz. Hiç gerek yok. Hemen şuradan basıp gidelim. Hatta şu arkadaşların ortasından yardıralım şöyle. İçeriye de geçelim. Yine döndüremedim. Direksiyon burada bir sıkıntı yaşattı bize. 300'ü görüyor mu acaba ya? Bir göremedik yani. İlla ki bir yerlere vurduk. 300'ü görüyor mu? Kontroller gerçekten zor. Yani bence görüyordur da yollar bize yetmiyor arkadaşlar. Bayağı kalabalık. İlla ki birilerine çarpıyoruz. Şöyle şunlara çarpmadan bir geçelim bakalım. Siz niye durdunuz ya burada? Yolun ortasında durmuşlar öyle boş boş. Yapay zekanın saçmalıkları. Yol hala kalabalık. Yok ya basamıyoruz arkadaşlar. Bakalım yine ileride böyle 3 şeritli düz bir yol bulursam orada yine deneyeceğim. Yine nispeten düz bir yola çıktık arkadaşlar ama kalabalık işte gördüğünüz gibi. 3 şeritte dolu. Ben bunları nasıl sollayayım? Ne yazık ki fren yapmak zorunda kaldım. Yine gazladık gidiyorduk. Bir 300'ü göremedik ya. Vallahi bunların yüzünden bir 300'ü göremedik. Tek derdim o. Bütün kazaları bunun için yaptım. 300'ü görebilmek için ama işte gördüğünüz gibi bütün şeritler dolu. 3 şeritli yol ama 3'ü de dolu. Ne yazık ki fren yapmak durumunda kalıyorum. Yoksa yani ben şimdi bunların arasından nasıl geçeyim? İşte gördüğünüz gibi geçemedim. Yani kazayı dediğim gibi arkadaşlar bu biraz bilinçli olarak yapılmış bir şey. Deniyorum yani. Oradan geçmeyi deniyorum ama yok olmuyor. Bu arada yine bir gümrük kapısına geldik arkadaş. Bu nedir ya? Sürekli gümrük kapısından geçiyoruz. Neyse. Burayı göstermeyeceğim artık. Yeter. Arkadaşlar bu arada motor arıza verdi. Herhalde yaptığımız kazalarla alakalı. Şu an gümrük kapısından çıkarken gördüğünüz gibi motordan dumanlar yükselmeye başladı. Hemen şöyle dışarıdan da göstereyim. Of 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 of. Motor gitti. Motor gitti. Şimdi ne yapacağız? En yakın servise götüreceğiz tamir için. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Şu an bu araba hızlanmaz da kolay beri. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü de alacağım açıkçası. Böyle hiçbir şey gözükmüyor. Tamam şöyle iyi. Şöyle iyi. Tamam motorumuzu tamir etmeye gideceğiz en yakın servise. Oradan da Roma'ya doğru artık basar gideriz. Sanırım bu şeyle alakalı ya. Yaptığımız kazalarla alakalı. Hasar seviyesi belli bir üst sınıra ulaştığında böyle motor arıza veriyor. Hadi kardeşim hadi. Soldan mı girsek ya? Bunları beklemeyelim boşu boşuna. Daha servise gideceğiz. Motor gitti. Yolda kalacağız vallahi. Roma'ya gidemeyeceğiz bu gidişle. Da servis nerede? Araç bu arada hızlanmıyor arkadaşlar. Bayağı bir dumanın içinde kaldık. Of 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 simsiyah dumanın içinde boğulduk ya. Vallahi boğulduk. Araba gitmiyor. Yani gitmediği iyi. Daha fazla kaza yapıp da komple ortada kalmayalım en azından. Servis nerede ya? Motor bozulduğu zaman şuralarda bir yerlerde beliriyordu. İleride bir şey var da o benzinliğe benziyor. Umarım benzinlik değildir, servistir. Motoru bir şekilde tamir etmemiz lazım. Kardeşim, servis nerede? Vallahi servis yok. Biz Roma'ya bu bozuk motorla gideceğiz herhalde.
Burada var mı? Bir dakika bir girelim. Servis. Belki petrolün yanında servis de vardır. Haritada göstermiyor ama. Şimdi şurası benzinlik. Bura ne? Araç yıkama var. Yok arkadaşlar. Ne yazık ki otoservis burada yok. Belki ilerleyen kilometrelerde vardır. İnşallah vardır. Yoksa 683 kilometre yol var hala. Nasıl bitecek bilmiyorum. Biraz daha devam edelim bakalım. Ben bulduğumda tekrardan kayda gireceğim. 250 kilometre yolumuz kaldı. Hala bir servis karşımıza çıkmadı ne yazık ki. Bu arada gördüğünüz gibi yakıtımız bitti arkadaşlar. Hemen yakıtımızı tamamlayalım. Yol üstünde bu işi de aradan çıkaralım. Nasıl olacak bilmiyorum. Hala 200 küsür kilometre yolumuz var ama arızalı motorla gidiyoruz Roma'ya doğru. Herhalde biz Roma yolculuğunu arızalı motorla bitireceğiz. Yani buraya kadar servis çıkmadı. Bu saatten sonra da çıkacağını hiç zannetmiyorum. Böyle bir görüntü yok ne yazık ki. 244 kilometreymiş şu an kalan yolumuz. Valla bu şeyi göreceğim diye, arabanın son hızını göreceğim diye sağa sola vurduk vurduk en sonunda motorda arızayı çıkardık ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Bu yolculuk böyle geçecek. 230 kilometre. Ne yapacağız bilmiyorum. Yakıtımızı aldık neyse ki ondan yana sıkıntı yok. Ama motor arızalı. Çok fazla hızlanmıyordu araç. Ama yollar çok kalabalık ya. Gerçekten keşke bu kadar kalabalık olmasa da birazcık deneyebilsek. Aşırı derecede bir yapay zeka yoğunluğu var. Bazen de abuk sabuk hareketler yapıyorlar zaten biliyorsunuz. Gerçi ona gerek yok. Biz yeteri kadar abuk sabuk hareket yaptık bugün. Full gazlayarak. Araba da hala gidiyor ha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hala 200 kilometrenin üstüne rahat bir şekilde çıkıyor. Ama kalabalıktan dolayı gidemiyorum. Ne yazık ki. Orada görüyorsunuz. Şurada önümüz biraz boş gibi. Şimdi bir gazlayalım bakalım. Arızalı motorla ne kadar gidiyor? Onu da görmüş olalım. 200'ü çok rahat bir şekilde geçti. Ama yine önümüz tıkandı. Buradan son hız geçemem mesela. Şu araya giremem o kadar hızlıyken ne yazık ki. Neyse, seferimizi bu şekilde bitireceğiz. Yolculuğumuzun da sonuna geldik. Arızalı motorla ta Roma'ya kadar yol yaptık arkadaşlar. Şu an varış noktamız ileride gözüküyor. Hala yoğunluk, kalabalık. Söz konusu şehir içerisindeyiz. Şu an trafik lambasını bekliyoruz. Umarım bug'lı değildir. Geçenkinde bekledik bekledik yeşile geçmemişti. Geçmezse yani tarladan geçeceğiz yani yan taraftan artık yapacak bir şey yok. Ama sarıya geçti şu an yeşil tamamdır. Sıkıntı yok, bug yok ama kalabalığa bakın ya. Kuyruk oldu yani burası. Gerçekten inanılmaz derecede bir kalabalık var. Hadi kardeşim hadi biraz hızlı biraz hızlı. Tekrardan kırmızıya geçti. O kadar yavaşlar ki biz en iyisi şurada bekleyelim. Sağa dönün. Tamam şurada bekleyelim. Bir sonraki yeşilde hemen geçip gidelim. Bunun 2-3 araba gidene kadar tekrardan şey oluyor. Kırmızı oluyor. Akşama kadar burada bekleriz yani. Roma'ya kadar zaten bu bozuk motorla gelmişiz. Kardeşim sinirim bozuk yapmayın etmeyin ya. Varış noktamız hemen şurası. Bekleyip duruyoruz. Hala bekliyoruz bakalım yeşil olacak. Hadi be. Biraz fazla bekletiyor gerçekten. Hadi 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 hadi. Vallahi şimdi cezayı yiyip ne oldu? Bir şey oldu. Bir dakika. Açlık. Açlık tamamen böyle sıfıra düştüğü durumda böyle oluyormuş arkadaşlar. Ekran gitti. Şu anda bulandı. Ben bunu tamamen unuttum. Şoförün durumunu. Gerçekten. Motorun arızasından bu hiç aklıma gelmedi. Uyku 44. Karnımız gurulduyor şu anda. Bunu da test etmiş olduk. Vay 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 vay. Güzel oldu gerçekten. Birçok şeyi aynı anda gördüğümüz bir sefer bir video oldu arkadaşlar. Bunu da ilk defa görüyorum. Demek ki açlık böyle sıfıra kadar gelip de adam artık açlıktan ölecek duruma gelince gözler gidiyormuş. Gözümüzün önü karardı arkadaşlar. Puslu puslu görüyoruz. Hemen seferimizi bitirelim. Şoförümüz de şurada insin. Artık karnını doyursun. Roma'ya kadar hiçbir şey yedirmedik adama ya. Barış noktasına Acelemiz var, ulaştık. acelemiz. Adam aç. Hemen burayı geçelim. Burada reklamdan sonra yine oyun komple kapanabilir arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim.
Tam da size söylediğim gibi oldu. O seferin sonunda gelen reklamda bir sıkıntı var arkadaşlar. Sefer bitiyor. Bir reklam giriyor. Orada oyun komple kapanıyor. Yine aynı şekilde oyun kapandı. O son yeri size gösteremedim ne yazık ki. Videomuzun sonuna geldik. İlginç bir video oldu. Motorumuz arızalı. Roma'ya kadar gittik. Şoförümüz açlıktan ölecekti neredeyse. Gözünün önü karardı. Vallahi keyifliydi benim açımdan. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.